İşte Yarın'ın canlı gazetesi sürmanşetimizdeki Giovanni herhalde Yarın'ın gündemini belirleyecektir. Çünkü İzmir'deki yolsuzluk operasyonunda dinlemeye takılan bir isim bu. Giovanni kimle kim arasındaki Cemalettin Haberdar'la, yani meşhur Bacanak'la Devlet Demiryolları Genel Müdürü arasındaki bir para pazarlığında adı sıkça geçen Giovanni kim? O diyalogları sizinle paylaştık ve İndeks firmasına ödenecek parayla ilgili bazı detayların yer aldığını vurguladık. Ayrıca Wall Street Journal'dan Türkiye'de polislerin nerelere sürüldüğü, kimin hangi bölgelerden uzaklaştırıldığına dair interaktif haritayı verdik. Adil Serdar Saçan tasfiye etmek yetmez dedi. Cemaat %80'ine hakim emniyet örgütünün dedi. Bazı isimlerin yargılanması gerekir dedi. Avrupa'dan ve Amerika'dan bağlantılarla Batı'dan durumun nasıl göründüğüne baktık. Ömer Taşpınar bize 6 ay önce istikrarlı görünen ülkenin şimdi demokrasiden uzaklaşan bir ülke olarak Amerika'da göründüğünü söyledi. Dün ardından Avrupa'dan, Brüksel'den gelişmelerin kaygı verici olduğuna dair sözcünün görüşünü aldık ve tehditlerin uçuştuğuna ilişkin Ali Açlık'tan AK Parti İzmir Milletvekili tehdit etmedim dedi ama ailesinin, ölen savcının ailesi abime haksızlık ediyor diyerek noktayı koydu. Biz de canlı gazeteye iyi bir nokta koymak istiyoruz. Bugün Cemal Süreya'nın ölümünün 24. yıl dönümü. Onu anmak için Fazıl Say'ın onun 4 mevsim şiiri için bestelediği ve çaldığı o bestesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Serenat Bağcan'ın sesi Fazıl Say'ın dizeleriyle veda ediyoruz size. Hoşça kalın efendim. Yarın görüşmek üzere.